Merhaba arkadaşlar, ben Aziz Serin. Bugün 11 Ağustos 2022 ve ben kanalımda bugün ilk defa sizlerle teknik analiz çalışmasından bir örnek sunmak istiyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmamıştım. Tabii ki teknik analizi ben de kullanıyorum. Ama baştan belirteyim, ben çok teknik analiz bilen, çok iyi yorumlayan biri değilim. Sadece kendi kullandığım birkaç yöntemden bahsetmek istiyorum. Bunu da endeks grafiği üzerinden, BIST 100 endeks grafiği üzerinden yapmak istedim. Endeks bugünlerde çok ciddi güçlendi, yükselmeye devam ediyor. Tabii burada akıllara hemen ilk gelen soru, böyle bir durumda nereye kadar yükselebiliriz? Nereden döner endeksimiz diye. İlk akla gelen soru budur. Ben de bu tip çalışmalar yaparken, endeks nereden döner sorusuna cevap ararken yaptığım çalışmalardan bahsetmek istedim. Şöyle, 2022 yılında endeksimiz 2000 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra farklı bir boyuta geçti bana göre. 2021'in Kasım ayındaki bu şu an görmüş olduğunuz şu tepe çok ekstrem şartlarda oluşan bir tepeydi. Açıkçası ben bu tepeyi çok gerçek bir fiyatlama olarak görmek istemiyorum. O yüzden 2022'nin Ocak ve Şubat ayı sonrası 2000 endeks seviyesinin sonrası bana göre üzerinde çalışmam gereken bölge olarak görüyorum ben bunu. Şimdi endeks bir ortalamalardan destek buluyor. Bu her endeks için de geçerlidir. Hisse grafikleri için de geçerlidir bana göre. Ama buradaki destek bulduğu ortalama rakamı her hissenin farklı olabilir. Her endeksin farklı olabilir. Hatta bu destek olunan ortalamaları formüllerle çok daha düzgün, net bulan arkadaşlarımız da vardır ama ben formül yazma konusunda çok da ilgili değilim. Göz kararı kendimce şöyle bir yol izliyorum. Bu endeks için de geçerlidir. Hisse fiyat grafikleri için de geçerlidir. Mesela endeks BIST 100 grafiğinde 100 günlük ortalama çok ciddi dip olan bölgelerde destek oluyordu görebildiğim kadarıyla. Biraz daha ince ayar yaparak ben bunu 95 günün daha uygun bir rakam olduğunu düşündüm. Çünkü hemen izah edeyim. 100 günlük yaptığımda bu ortalamayı şöyle birazcık bu dipten aşağı doğru düştü. Daha sonraki oluşan bu Temmuz ayındaki diplerden de ayrıştı aşağı doğru. Ama bunu 100 gün değil de deneme yanılmayla, göz kararıyla 80-95 gün yaptığımda daha uygun bir dip rakamı test edildiğini görüyorum. Şimdi endeksin kendimce destek bulduğu seviyeleri böylece tespit ediyorum. Bir sonraki aşamada ise endeksin bu destek bulduğu seviyelerden ne kadar yukarı gidebildiğini ölçüyorum, kendimce ölçümlüyorum. Dediğim gibi şimdi 2022-2021'in sonundaki bu tepeyi ben çok ciddiye almıyorum. 2022'nin ilk tepesi, hani ilk döndüğü yer 17 Ocak tarihindeki 2085 kapanışı. Şimdi burada yaptığım şey şu arkadaşlar. 2085 ile bulmuş olduğum destek seviyesi, destek olmayı sağlayan ortalamanın değeri arasındaki mesafeyi ölçüyorum kendimce. Hani ortalamadan ne kadar uzaklaşabilmiş? Ortalama 1686'ymış. Ortalama rakamımız. Hemen hesap makinesini açalım. Kapanış değerimiz 2085'miş. 2085 bölü ortalama da 1686'ymış. Yani yaklaşık %23 gibi bir uzaklaşabilmiş ortalamadan. Daha sonra endeks aşağı dönmüş burada bu bölgede ve yine tepe yapmış. Önceki tepeye yakın olduğu için tekrar bunu hesaplamaya gerek duymuyorum. Ama burada 21 Nisan tarihinde çok daha ayrışarak bir tepe oluşturmuş. Bu tepeyi oluşturduğunda ise endeks kapanış rakamı 2556 imiş 21 Nisan tarihinde. O zaman 2556 rakamını ben o günkü ortalamaya böldüğümde, yani 2090'a böldüğümde %22 gibi bir ayrışma olmuş. Bu daha önce ne kadardı? 2085 bölü 1685 unuttum. Keşke not alsaydım. 2085 bölü 1686 %23. İlk tepemiz %23 gibi bir savrulma yaşamış.
İkinci tepemiz %22 gibi savrulma yaşamıştı. Oradan aşağı dönmüştü. Tekrar sonra yukarı çıktığında 6 Haziran tarihinde 2648 kapanış rakamı olmuş. Ortalamamız ise 2233'müş. Hemen bunu da hesaplayalım. 2648 bölü 2233 yaklaşık %18,5 gibi bir savrulma olmuş. Yani dikkat ettiniz mi? Yaklaşık olarak ortalamadan %20 kadar ayrışabiliyor fiyat. Ve oralar tepe oluyor. Şimdi tabii ki şunu belirtmek istiyorum. Bir defa, iki defa böyle oldu. Üçüncü de olabilirdi, olmayabilirdi. Ama geçmişte oluşan böyle bir denklem var. O zaman 2022 yılında 3 defa bu şekilde bir çalışma olmuşsa, hani dördüncü de o durumu olur, olabilir. Tabii ki bu kesin değildir. Ve tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Bu ortalamadan bu kadar uzaklaştıktan sonra mutlaka satın çıkın. Hani %20 civarı prim yapmışsa satın çıkın. Bu doğru bir davranıştır, doğru bir işlem tarzıdır. Kesinlikle demiyorum. O satıp çıkmanın da kendimce belirlediğim bir farklı yolları var. Onları da bahsederim daha sonra. Ama şimdi daha önce dediğim gibi yaşanan şeylerden yaşanacak olanları kendimce ölçmeye çalışıyorum. %21, %22, %23 civarı bu ortalamadan yukarı savrulduğunu görüyoruz. O zaman bugünkü kapanış değerine göre 11 Ağustos 2022 tarihindeki 95 günlük ortalamamız 2478 olduğuna göre, hani buradan da %20 kadar artarsa diye hesaplayacağım. 2478 çarpı 1.20 diyelim ortalama olarak, 2973 değerine ulaşıyorum. Yani kaba taslak 3000 gibi bir rakama denk geliyor. Endeksin daha önce bu ortalamadan uzaklaşabildiği seviye buydu. Yine bu olur mu bilmiyoruz. Sadece bir çalışma yapıyoruz kendimizce. Öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Kaba taslak 3000 rakamı zaten hani hem grafikte böyle bir rakam çıkıyor hem de psikolojik bir seviyedir. Çünkü BIST 100 tarihinde ilk defa görülür, orası görülürse. Oradan da hani bir kar satışı muhtemeldir, olabilir veyahut da olmayabilir. Şimdi bu rakamı, 3000 rakamını aklımızda tutalım. Oraya kadar yükselebilir dedik. Orada hani ben kendimce orta vadeli portföyümde endekse duyarlı hisselerim varsa orada birazcık temkinli olmaya çalışırım açıkçası. Ama uzun vadeli hisselerimde, uzun vadeli portföyümde hiçbir şekilde satış düşünmediğim için, hani çok böylesi dalgalanmalara dahi satmayı düşünmediğim için uzun vadeli portföyümde böyle bir hesabım, ilişkim, çabam yoktur. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu hani 95 günlük ortalamanın destek olduğu seviyeler dedim ya. Şimdi buradan bir trend çizersek de hemen hemen yaklaşık olarak bu 95 günlük ortalamanın endeksin de daha önce dip yaptığı yerleri muntazam bir şekilde kestiğini görüyoruz. Yani şu başlangıç dersek şuraya 2021 Ekim ayının dibinden çektiğimizde trend çizgisi çekerken ben şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Trend çizgisi buradan başladıktan sonra en az iki tane dip veyahut da yukarıdan çekiyorsam en az iki tane daha tepeyle buluşması lazım ki ben bunun trend olduğunu kabul edeyim. Hani bazen görüyorum, bir daha söyleyeyim, ben teknik analiz değilim. Teknik analizde çok ilgim yok ama kendimce yaptığım yollardan bahsetmek istedim. Dediğim gibi bu önemli bir konu bence. Trend çizgisi çekerken arkadaşlar başladıktan sonra, bir dipten veya tepeden başladıktan sonra en az iki tane daha dip veya tepe ile o çizgi buluşmalı. Değilse o trend değildir veyahut da çok da güven veren bir trend değildir. Bu çizdiğim trend çizgisi bence iki defa dip nokta ile buluştuğu için bence güven veren bir destektir. Şöyle olsaydı, mesela şu, ben buradan şunu kaldırayım. Buradan başlatsaydım bir tane diple buluşacaktı. O zaman bu bana göre çok güven veren bir trend çizgisi olmayacaktı. Şöyle izah edeyim. Şu, hani bir bölgeyle buluştuğu için, ha bu endeks dönerse buradan yarın bir gün, işte bu şu an için 2485 gözüküyor bu trend çizgisinin desteği de. Döner 2485'ten yukarı kıvrılır tekrar geri. Ha o zaman derim ki iki defa da bu
trend desteğini test etti ve kırmadı. O zaman bu trend desteği sağlam bir destektir diyebilirim. Ama şimdi bunun doğrusu dediğim gibi iki tane dip veya direnç ile buluşturmaktan geçiyor. Tersini yapalım. Direnç çizgisi çekelim burada. Şöyle. Bu durumda da bakın başladıktan sonra buradan başlıyorum. Başladıktan sonra bir ve iki tane tepeyi geçti gitti. Ve güzel bir şey olan da burada bu direnç çizgisini de kırdı. Şimdi bu çizginin destek olmasını bekleriz mantıken. Direnç geçildiyse artık destek olur diye beklemek lazım. Bunu tekrar kaldırayım. Dediğim gibi hani daha önceki yaptığı hareketlere bakarak bir anlamda da teknik analiz geçmişte olan hareketlerin gelecekte de tekrarının yaşanabileceği bir varsayım da diyebiliriz. O yüzden bu ortalamadan %20 kadar savrulabildiğini gördük. Ve bir daha söyleyeyim, endeks %20 kadar yukarı çıktıktan sonra 3000 civar, 2970, 3000 neyse oradan aşağı dönecek ben demiyorum. Aşağı dönmesinin şartları farklıdır. Onları da şöyle izah etmeye çalışayım. Videoyu çok fazla uzatmadan, teknik analistleri de çok fazla kızdırmadan, elinin hamuruyla teknik analiz yapmışsın demesin kimse diye. Ondan sonra şöyle yapalım. Bunun kapanış değil de açılış yüksek, düşük ve kapanış olarak mum çubukları da olur, bu şekilde de olur. Şimdi endeksin dönüşünü gösteren bence en güzel gösterge fiyattır arkadaşlar. Şimdi ben hani buradaki iki tane indikatörümüz var. MACD ve RCI altta normal standart değerlerinde grafiği ekledim. Zaten bu ikisi çok net bir şekilde yukarı yönlü duruyorlar. Mesela şurada da yok çok net yönlü yukarı duruyorlardı şu bölgede. Hani 19 Nisan 2022 tarihini baz alın. MACD 4 nala yukarı doğru koşuyor. RCI tamam 70'in üzerine çıkmış ama hala yukarı yönlü. Aşırı alım bölgesinde ve yukarı yönlü. Ne zaman ki bu 22 Nisan 2022 tarihinde o gün 2550'den açılan endeks sert bir satış yiyerek 2472'de kapatmış. Yani bu sert satış ve o gün gördüğü dibe yakın bir kapanış bence bir dönüş işaretidir. Hani yukarı giden trendde böyle bir sert satış ve dibe yakın bir kapanış dönüş emaresidir. Dedim ya hani trendin döndüğünü gösteren en güzel gösterge bence fiyattır. Bu satışı yersek biz de şimdi buradan hani 2868'deyiz, 2900'de veyahut da 3000'de yakın bir yerde ciddi sert bir satış yedik ve şeyi bozduk, trendi bozduk. Buradaki yükseliş trendini de çizebilirsiniz şöyle. Bunu geldik kırdık. Ha o zaman artık dönüyoruz diyebiliriz. Hani şunu vurgulamak istiyorum. Benim daha önce az önce bulduğum ortalamadan yaklaşık %20 seken, %20 kadar yukarı savrulduktan sonra mutlaka dönecektir. Dememek lazım. Bunu vurgulamak için bunu söylüyorum. Biz o satışı gördükten sonra yani bu endeks üzerinde ciddi ağırlığı olan oyuncuların sattığını gördükten sonra dönüşe inanmamız lazım. Dönüş olacağını düşünmemiz lazım. Tersi de geçerli. Bu endeks düşerken hani bu iki tane örnek var burada 2022 yılında. 22 Nisan tarihindeki sert satış yükseliş trendini sonlandırmış. Dönmüş tekrar dip yapmış. Yukarı çıkmış. Mesela 7 Haziran'da ve 8 Haziran'da biraz daha yukarı gittikten sonra sert bir satış yemiş ve dipte kapatmış yine bahsettiğim gibi. Bu da bir dönüş işaretidir bence. Dediğim gibi büyük oyuncuların satışları burada söz konusu ve endekse bunlar yön veriyorlar. Tersi demiştim. Tersi de yine tabii ki endeksin dip bölgesinden yukarı zıplayan bir bar ve o gün gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir yerde kapanış. Bu da yukarı dönüş işaretidir bence. Şimdi şurada mesela bir şey var. Şubat ayında gelirken burada normal dip dip hani bir de burada yükselen dipler varken böyle güzel güzel. 24 Şubat tarihi bu galiba evet. Hem benim doğum günüm hem de o gün Rusya Ukrayna'ya savaşa başlamıştı. O gün endeksler bütün endeksler sert bir satış yemişti. Çok istisna bir bar oldu burada.
Çünkü bu bar olmasaydı ben inanıyorum ki bu düşüş olmayacaktı ve hani bu Şubat'ın sonu olurdu, Mart'ın ortası olurdu bilemiyorum. Şu trend yine başlardı burada bence. Çünkü dedim ya öncesinde bu mesela 2021'in Kasım Aralık ayındaki dip, 2022 yılın Ocak ayındaki 25'indeki dip, Şubat'ın 7'sindeki dip tam böyle bir yükseliş trend hazırlığı. Hani dipler hep yukarıda kalıyor dikkat ediyorsanız. Bu trend gelecekti ama işte bu savaş haberi bu barı oluşturdu. Fakat hemen ertesi gün dönüş barı geldi burada. Yine en tepede kapanış. İşte bu dönüş barı olduğunu ben öyle anlıyorum. Farklı bir tane daha var mı? Bu da benzer. Şu mesela bu işte 2021 Aralık ayındaki sert düşüşten sonra şu günlük olan 23 Aralık barı aşağıya bir iğne bar bırakıyor. Sert bir dönüş yapıyor gün içinde. Ve gördüğü tepeye yakın bir kapanış. Bence bu da bu tip hareketler de yukarıya dönüş işaretidir. Şöyle yapalım. Şurayı birazcık açalım. Bir tane daha buna bir örnek. Şu çok da bir düşüş olmamış burada giderken de çok iyi bir örnek olmayabilir. Dediğim gibi hani fiyat hareketleri bana dönüşü söyler. Ben kendimce böyle yorumluyorum. Yine orta vadeli portföyümdeki hisselerimi veyahut da endeksi ben hani bu endeks nereye kadar yükselebilir, nereden döner sorusuna kendimce verdiğim cevabı paylaşmak istedim. Bana göre işte ortalamadan sekme oranı %20 gibi 3000 civarı, hani 3000 civarında bir satış gelir ve şöyle bir satış gelir ve günü diplerde kapatır. Hani bir yaklaşık %2 civarı bir satış benim orta vadeli portföyümü bana sorgulatır diyeyim en azından. Hani bir orada bir sat tuşu çalışabilir bende de. O yüzden endeks yükselirken satmamak lazım. Çünkü çok görüyorum, konuştuğum insanlarda da bunu görüyorum. Endeks çok yükseldi, daha nereye yükselecek? Satalım artık. Yani bunun şeyini biz ölçemeyiz. Gideceği yeri hiçbirimizin böyle bir gücü yok. Buna gücü olanlar karar veriyor. İşte bu gücü olanlar da fiyatlarda iz bırakıyor bence. O fiyatları takip ettiğimiz zaman fiyat hareketlerini o güçlü satışların, güçlü alışların başladığı yerler işte bence trend dönüşü bunlardır. Bugün böyle bir teknik analiz çalışması paylaşmak istedim. Yine kanalımda gelen bilançolarla ilgili ve teknik analizden daha çok temel analizle ilgili kayıtlarımız, çalışmalarımız sürecek. Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.